Ben Yeliz Ceren Sustam, 32 yaşındayım. Eğitimimi bilgisayar programlama ve yazılım üzerine aldım. O dönemden itibaren çeşitli etkinlik ajanslarında çalıştım. En son ayrıldığım yerde de 8 yıl kadar falan bir hizmet verdim. Yakın çevrem ve arkadaşlarım bana dediler ki sen yeter dinlendin. Şikayet ettiğin şeyleri bir kenara bırak ve dön en iyi bildiğin işi yap. Çünkü yaşın buna çok müsait, işini çok seviyorsun, öyle küsüp gitmek olmaz. Dönüp kendi ayaklarının üzerinde çok güzel bir şirket kurup kendi işini yap ve başarılı ol dediler. Dinledim, hiç pişman değilim, iyi ki de yapmışım. Burası bir tasarım stüdyosu. Burada ne yapıyoruz? Mimari projeler geliştiriyoruz. İnsanların hayal ettikleri şeyleri biz onlar adına tasarlıyoruz. Sadece bize gelip ne yapmak istediğinizi, hedef kitlenizi anlattığınızda biz sizin için bir şeyler yaratıyoruz. Kurulma amacımız buydu. Bugüne kadarki olan sektördeki deneyimlerimiz bizi çok yordu ve aslında içselleştiremediğimiz bir sürü hikayeyi yeni kurduğumuz şirkette değiştirmek, dönüştürmek istedik. Pandemi bize ne öğretti aynı zamanda? Yer, mekan ve title bu konular için hiç gerekli değil. Herkesin en iyi yapabildiği işi ortaya koyduğu sistemde biz iş yapmak istiyoruz. O yüzden o dinozor yapıyı biraz yıkmak istedik. Genç girişimciler olarak kendine güvenen, ayakları yere sağlam basan, en iyi yaptığı işi yapmaya çalışan insanlar olarak bu sistemi biraz daha değiştirip dönüştürerek daha kendimizi ifade ettiğimiz alanlar oluşturmak istedik. Biz bence bugüne kadar işimizi o kadar iyi yapıp güvenli ilerlemişiz ki şirketi kurduğumuzdan beri hiç kimseyi arayıp ya biz bunu yapmaya çalışıyoruz demedik ve herkes bizi arayıp iş vermek istedi. O yüzden çok şanslı hissediyorum. Bu bize güç verdi. Onun haricinde ailemizin ve arkadaşlarımızın desteği çok önemliydi. Bu fikir aslında yıllardır arkadaşlarım tarafından sürekli bana verilirdi. Ya artık kendi işini yapma zamanın gelmedi mi diye. Ama ben hep o sorumluluktan kaçardım. Biraz da işte sektörün bahsettiğim zorluklarından, erkek egemenliğinden kaynaklı hep kaçardım. Sonra o kadar kolay olduğunu fark ettim ki yani tek adım ve tek karar vermeniz yeterli. Başlıyorsunuz ve tabii ki bilmediğiniz çok konu var. Yani bir şirket nasıl kurulur? Ben şimdi neler yapacağım? Kimlerle çalışacağım? Tamam, en iyi bildiğin işi yapıyorsun belki ama yeni bir sayfa açıyorsun aslında. Kendine tam olarak ifade ettiğin bir alan. Ama çok keyifli. Dediğim gibi siz başladığınızda zaten bunun devamı geliyor. Size güvenen, inanan insanlar, sizinle yeni tanışan insanlar size destek veriyorlar. Hiç vakit kaybetmeden herkes ne yapmak istediğine karar versin ve ondan sonra bu yola başlasın. Siz inançlı ve kararlı olduğunuzda bu çok kolay.